Bu videoda size mitral regürjitasyondan bahsedeceğim arkadaşlar. Aslına bakarsanız bu sol kulakçıkla sol karıncık arasında yer alan mitral kapağın sarkmasından başka bir şey değil. Sol karıncığı yine LV olarak işaretliyorum ve size kanın aort aracılığı ile vücudun geri kalan kısmına ulaşması için geçmesi gereken normal yolu göstereceğim. Mitral regürjitasyonda kan sol kulakçağa geri gelir ve buradan da pulmoner sisteme doğru ilerler. Bunlar genelde akciğerlerden gelen pulmoner toplar damarlar. Ama kan, az önce de söylediğim gibi, sol kulakçıktan pulmoner toplar damarlara geri teper. Kanın izlemesi gereken normal yolu da şu şekilde açıklayayım. Sol karıncık yani LV, aort ve vücudun geri kalanı. Mitral regürjitasyonda kan, sol karıncıktan sol kulakça yani LA'ya, Buradan da pulmoner sisteme geldiği için bazı belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olur bu durum. Ekranda mitral regürjitasyonu olan birinin ekokardiyogramını görüyorsunuz. Kalp kasıldığı zaman sol kulakça yani LA yazan yere doğru ilerleyen mavi rengi fark ettiniz mi? E, kalp kasıldığında kanın aort aracılığı ile kalbi terk edip vücuda, e, vücudun geri kalanına ulaşması gerekirken, Buradaki mavi renk bize mitral regürjitasyon yüzünden kanın bir kısmının sol karıncıktan sol kulakçığa geri döndüğünü gösteriyor. Size öncelikle mitral regürjitasyona sebep olabilecek durumlardan bahsetmek istiyorum. Bu sebeplerin sayısı çok fazla olduğundan önemli olanlara odaklanıp diğerlerinden kısaca bahsedeceğim. Mitral regürjitasyonun sebeplerinden ilki sol karıncık yani sol ventrikül dilatasyonuna sebep olan Herhangi bir şeydir. Dilatasyon yani sol karıncığın genişlemesi kalbin de genişlemesine sebep olacağından mitral kapak görevini yerine getirememeye başlayabilir. Buraya çizdiğim oklar sol karıncıktaki genişlemeyi temsil ediyorlar ve bu boşluk genişlediğinde mitral kapağının da genişlediğini ve bu yüzden de kapanması gerektiği gibi kapanamadığını hemen eklemem lazım. Sol karıncık dilatasyonuna sebep olan şeylerden biri remodelizasyon süreci olarak adlandırdığımız Özellikle de miyokard infarktüsü sonrası, kalbin infarktüs sonrası ortaya çıkan problemleri telafi etmek amacıyla şeklini değiştirmesidir. Diğer bir sebep, dilate kardiyomiyopatidir. Dilate kardiyomiyopati. Bu, kalp kasındaki doğuştan gelen bir rahatsızlıktır ve kalbin genişlemesine neden olur. Bunun için iskemik ve iskemik olmayan sebeplerden bahsedebiliriz. Örneğin, Uzun süre koroner arter hastası olan birinin kalbi telafi amacı ile genişleyebilir. Ancak bu genetik yollarla gelen bir rahatsızlık da olabilir veya alkol ve bazı toksinlere maruz kalındığında da ortaya çıkabilir. Mitral regürjitasyonun sebeplerinden bir diğeri romatizmal ateştir. Mitral regürjitasyonun romatizmal ateşin erken lezyonu olduğunu da hatırlıyorsunuz değil mi? İleri evrelerinde ise mitral stenoz gerçekleşir ve bunun genellikle birkaç romatizmal ateş atağından sonra gerçekleştiğini de eklemek istiyorum. Listeye endokarditi de eklemek istiyorum. Kalp kapakları enfekte olduğunda kapaklar üzerinde etkili olacak bakteriler ya da enfeksiyona sebep olan her ne ise kapağın kapanmasını, kapanması gerektiği gibi kapanmasına yani engel olabilir. Papiller kas disfonksiyonu ya da yırtılmasını da yazıyorum. Bu, korda tendinea disfonksiyonu ya da yırtılması ile de alakalı neden olduğundan az sonra bahsedeceğim. Ekranı biraz kaydırayım. Dediğim gibi, papiler kas ya da e, korda disfonksiyonuna geri geleceğim. Son neden olarak, kapağın ya da kapağın etrafındaki kireçlenmeyi ekliyorum. Bu da kapağın kapanmasına engel olacak bir durum. Şimdi, Papiler kas ve korda tendinea disfonksiyonuna geri dönelim. Şurada göstermeye çalışacağım. Sol karıncıktan bu şekilde bir kesit alırsak mavi ile boyadıklarım papiller kaslardır. Gri ipeksi yapılar ise korda tendineadır. Bu ikisi kapakların kapanmalarını sağlayan sistemin önemli parçalarıdır. Çıpa gibi düşünün yani, tamam mı? Kordaların mitral kapağa bağlı olduklarını görüyorsunuz, değil mi? Bu arada burası LA yani sol kulakçık. Bu aort, burası da sol karıncığın içi yani LV. Papiler kaslar ya da kordalar yırtılacak olursa, kapağın yaprakçıklarından biri sarkmaya başlayabilir. Bu da açılma ve kapanma mekanizmasının işlememesi anlamına gelir. Sırada mitral regürjitasyonun işaret ve belirtileri var. Akut mitral regürjitasyon ile kronik mitral regürjitasyon arasında bir ayrım yapabiliriz burada. Bu videoda daha çok kronik mitral regürjitasyondan bahsediyoruz ama akut mitral regürjitasyonun en önemli sebeplerinden biri kalbin telafi edebilmesi için zamanı olmadığı durumlar. Örneğin papiller kasın yırtılması mesela. Bu örneğin bir kalp krizinden sonra gerçekleşebilir. Kronik mitral regür, regürjitasyon içinse sol karıncığın kronik koroner arter hastalıklarına bağlı olarak dilate olmasından bahsedebiliriz. Buraya dilate iskemik kardiyomiopati yazalım. Papiller kas yırtılmasına geri dönelim şimdi. Bu durum akut olarak karşımıza çıkarsa kalbin basınç değişimlerine ayak uydurabilecek vakti yoktur. Sonuç olarak, flash pulmoner ödem ya da akut pulmoner ödem ortaya çıkar ve hasta konjestif kalp yetmezliği safhasına gelir. Bu tıbbi bir acil durumdur ve buna hemen müdahale edilmesi gereklidir. Dilate iskemik kardiyomiyopati ya da kronik mitral regürjitasyona sebep olan diğer durumlarda kalbin basınç değişimlerine adapte olmak için vakti vardır. Sonuç olarak hastada yorgunluk ya da nefes darlığı gibi belirtiler ortaya çıkar. Pulmoner konjesyonu ve ödemi de ekliyorum. Ama bunlar akut mitral regürjitasyonda görüldüğü gibi hızla ilerleyen durumlar değillerdir. Ek olarak EKG ya da kısaca EKO'da gözlemlenebilecek sol kulakçık genişlemesi steteskopla dinle dinlendiğinde ise holosistolik üfürüm duyulabilir. Ki bu da apex ya da mitral bölgede yani mit klaviküler hattaki 5. interkostal aralıkta duyulur. Mit klaviküler hattaki 5. interkostal aralıkta duyulur. Tamam mı? Şimdi bir de mitral kapak prolapsusunu ele almak istiyorum. Mitral kapak prolapsusu kapağın sol kulakçığa doğru kabarması olarak tanımlanabilir. Mitral kapak prolapsusu, tek başına üfürüme genelde sebep olmazken, kapak fonksiyonlarını yerine getirememeye başladığında, mitral regürjitasyon üfürümü duyulabilir. Buradaki kalbe biraz daha yakından bakacak olursak, papiler kaslara bağlı olan kordaları çiziyorum. Buradaki normal kapaklardan birini sileceğim. Mitral kapak prolapsusu olduğunda nasıl bir görüntüyle karşı karşıya olduğumuzu çizeceğim. Kapağın bir balon gibi, sol kulakçığa doğru çıkıntı yaptığını, kabardığını ya da şiştiğini görüyorsunuz değil mi? Okla da göstereyim. Bu görüntüde sol kulakçık, sol karıncık ve aortu görüyoruz. Sistoli yani sol karıncığın kasılması sırasında kanın aorttan kalbi terk etmesi gerekirken mitral kapağın yaprakçıklarından birinin sol kulakçığa yani LA yazan yere doğru çıkıntı yaptığını fark ettiniz değil mi? Bakın burada okla da gösteriyorum. Mitral kapak prolapsusunun sebeplerinden bahsedelim mi? En önemli sebep, idiopatik yani aslında buna neyin sebep olduğunun bilinmediği durumlar. Bir diğer sebep, mitral kapak prolapsusunun bir bağ doku hastalığına ek olarak gelişmesi durumudur. Bağ doku hastalıkları adından da anlaşılacağı gibi vücudumuzdaki atardamarlar ya da dokuları meydana getiren bağ doku üretiminde sorunlar olması durumudur. Marfan sendromu ya da Ehlers-Danlos sendromu gibi rahatsızlıklar da mitral kapak prolapsusuna sebep olabilirler. İsterseniz işaret ve belirtilerine de bir göz atalım. Ama bunun zor olduğunu da hemen söyleyeyim çünkü hastaların büyük bir bölümü asemptomatik olacak yani belirti göstermeyecekler. Bu hastaları daha önceki bir muayene sırasında steteskopla dinleyen doktorlar muhtemelen bu hastaların kalplerinden gelen garip bir ses olduğunu söylemişlerdir. Buna ek olarak belirtilerin görüldüğü ve tıp camiasında mitral kapak prolapsusu sendromu olarak sınıflandırılmış vakalar da vardır. Ona da tıptaki adıyla kısaca MVP sendromu yazdım. Bunun gerçek bir sendrom olup olmadığı tartışma konusu ama gözlemlenen belirtileri sıralayacak olursak ilk olarak atipik göğüs ağrısı ki bu da ağrının anjina olmadığı yani arter hastalıklarında ya da damar tıkanıklıklarında gözlemlenen ağrıya benzemediği anlamına gelir. Ayrıca bu hastalar çarpıntıdan yani kalplerinin normalden hızlı attığından da şikayet ederler. Bazılarında nefes darlığı, baş dönmesi ya da senkop yani bayılma gözlemlenir. Bu durumu oskültasyonla yani steteskop kullanılarak teşhis etmek için mid sistolik klik denen bir ses duyulması gerekir. Kapak fonksiyonunu yerine getirememeye başladığında ise mid sistolik klikten sonra mitral regürjitasyonunun üfürümü gelir. Evet, kısacası mid sistolik klik, mitral kapak prolapsusunun en önemli belirtisidir. Bu noktada mitral kapak prolapsusunun infektif endokardit gibi bazı rahatsızlıkların riskini arttırdığını da eklemek istiyorum. Demek istediğim kapak normal çalışmıyorsa burada bakteri birikimi ve üremesi biraz daha olası hale gelecektir. Ek olarak mitral kapak prolapsusu bazı aritmilerin görülme riskini de arttırmaktadır. Son olarak az önce de söylediğimiz gibi bu durum mitral kapak regürjitasyonuna da ilerleyebilir ki bu da daha fazla soruna yol açacaktır.